Güneş her sabah doğar, her akşam batar. Fakat o sakin haline bakmayın. Dünyamızı ısıtıp ışıklandıran bu alev topunda her saniye yüz milyonlarca ton hidrojen bombası patlıyor. Ama biz bu patlamaların ne gürültüsünü duyuyoruz ne de en küçük bir zararını görüyoruz. Acaba neden? Güneşten 150 milyon kilometre uzakta bulunduğumuz için mi? Eğer güneşe biraz daha yakın olsaydık, dünya cehenneme döner, her şey yanardı, yok olurdu. Koca okyanuslar bile çay demliği içindeki su gibi fokur fokur kaynar, buharlaşıp giderdi. Eğer güneşten biraz fazla uzakta olsaydık, bu defada soğuktan her şey donardı. Her iki halde de dünya üzerinde biz olmazdık. Güneşle dünya arasındaki uzaklık öylesine ince hesaplanmıştır ki, güneş ışığı ve sıcaklığı canlılara yetecek ve onlara zarar vermeyecek kadar gelir. Bu ince hesabı biz yapmadık. Gökyüzüne güneşi biz koymadık. Dünyayı da olması gereken yere biz yerleştirmedik. Hayatın başlıca kaynağı olan güneş ışığı, imdadımıza yetişmek için bize koşarak gelir. Saniyede 300 bin kilometre hızla. Ama onunla birlikte bazı istenmeyen misafirler de dünyamızın kapısını çalar. Kolay değil. Her saniye yüz milyonlarca ton hidrojen bombası patlıyor. Bu patlamalardan çıkan gama ışınları var, X ışınları var. Sonra uzayın çeşitli yerlerinden gelen kozmik ışınlar var. Bunlar da dünyamızın üzerine yağmur gibi yağıyor. Eğer bu ışınlar da dünyamızın kapısından içeri girebilselerdi, makinalı tüfek ateşine tutulmuş gibi delik deşik olurduk, yaşayamazdık. Bereket versin, dünyamızın kapısında görevini hiç aksatmadan yapan bir bekçimiz vardır. Güneş ışığına yol verip içeri alırken, onunla birlikte gelen gama ışınlarını, X ışınlarını, kozmik ışınları geri çevirir. Hatta dünyamızın üzerine düşen gök taşlarını, meteorları da parça parça eder, toz haline getirir başımızın üstüne düşmesin diye. Bu bekçi sanki bize neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu çok iyi biliyormuş gibi bunları birbirinden ayırır. Faydalı olanı bırakır, zararlı olanı kapıda tutar yahut zararsız hale getirir. Bu bekçi de kim diyeceksiniz? Bu bekçi her nefeste ciğerlerimize çektiğimiz havadan başkası değildir. Yani atmosferdir. Dünyamızın etrafını çepeçevre kuşatan bir kuşaktır. Bu kuşağı dünyamızın etrafına biz sarmadık. Zararlı ışınları eleme vazifesini havaya biz vermedik. Bu bilgileri ona biz öğretmedik. Hava deyip geçmemek lazım. Öylesine beceriklidir ki kabiliyetleri saymakla bitmez. Siz aynı anda kaç işi birden yapabilirsiniz acaba? Mesela iki elinize birer kalem alıp aynı anda iki tane mektup yazabilir misiniz? Yahut aynı anda konuşmakta olan iki üç kişinin her söylediğini anlayabilir misiniz? Hayır. Ama hava pek çok işi aynı anda yapar. İnsanların konuşmasından radyo ve televizyon sesine, arı vızıltısından kuş cıvıltısına kadar her türlü sesi aynı anda ve birbiriyle hiç karıştırmaksızın kulaklara götürür. Üstelik atmosferin tabakalarından biri bu konuda ayrı bir uzmanlığa da sahiptir. Radyo yayınları. Siz radyonuzun düğmesini açtığınızda bir de bakarsınız ki dünyanın öbür ucundaki bir istasyonun yaptığı yayın kulaklarınızın dibinde. Aynı anda yüzlerce dilde yayın yapan binlerce istasyondan hangisini isterseniz onu size getirir. Aynı hava ciğerlerimize girer, oradan vücudumuzun en ince yerlerine ulaşıp yaşamamızı sağlar. Ciğerlerimizden dışarı boşalırken de kelimeler haline gelir. Birbirimizle anlaşmamızı temin eder. Aynı hava bir de bakmışsınız, bitkilerin yapraklarından girmiş, çiçeklere kadar her yerde büyük ustalıkla çalışıyor. Bizim vücudumuzda oksijeni bırakırken bitkinin vücuduna karbondioksit veriyor. Her ikisine de lazım olanı biliyor gibi. Yine aynı hava rüzgar olup gemileri taşıyor. Lastikleri şişirip üzerinde arabaları taşıyor. Kuşlar ve uçaklar yine aynı havaya binip uçuyor. Bulutları yine aynı hava taşıyor. Ege Denizi'nden yükselen nem bulut haline gelip rüzgar akımlarıyla yol alıyor ve gidip
Doğu Anadolu'nun kurak topraklarına suyunu döküyor, hayat dağıtıyor. Hava aynı zamanda dünyanın en büyük gübre fabrikasıdır. Her an dünyamızın çeşitli yerinde 2000 şimşek çakıyor. Bu şimşekler sırasında gökte azotlu bileşikler meydana gelir. Sonra bunlar yağmur vasıtasıyla yere iner. Toprağa karışır, gübre olur. Eğer şimşekler çakmasaydı, ne kadar çok sayıda gübre fabrikası kurarsak kuralım, yeryüzündeki bitkilerin gübre ihtiyacını biz karşılayamazdık. Havaya bütün bunları biz öğretmedik. Tam tersine, havanın bunları bildiğini biz daha yeni yeni öğreniyoruz. Yağmur da gökten tepemize taş gibi düşmez. Oysa düşen cisimler bildiğiniz gibi yere yaklaştıkça hızlarını artırmakta, ne kadar yukarıdan düşüyorlarsa o kadar hızlı bir şekilde yere çarpmaktadırlar. Yağmur damlaları ise öyle değildir. Onların bulutlardan dökülüşünde öyle bir kanun hakimdir ki adeta paraşütle iner gibi usulcacık üzerimize ve toprağa yağar. Çatlayan topraklar onunla suya kanar. Bitkiler onunla hayat bulur, çiçekler açar, meyveler verir. Meyveler de vitaminleri ziyan olmasın diye sağlam bir kabukla sarılır. Muhafaza altına alınır. Adeta konservelenir. Yoksa meyvelerin kabukları olmasaydı, bitki bir yandan vitamin imal edip meyvesinde depolamaya çalışırken, bir yandan da vitaminler birkaç dakika içinde bozulacak, meyve bizim elimize ulaşıncaya kadar besin değerini yitirecekti. Bu bizim en modern fabrikalarda gerçekleştirmeye çalıştığımız konserve işleminden daha mükemmel bir işlemdir. Ve tabiatta binlerce seneden beri yapılmaktadır. Yağmura da, bitkiye de bunları biz öğretmedik. Kısacası güneşten havaya, buluttan bitkilere kadar her neye bakarsak bakalım, hepsinin arkasında göz kamaştırıcı bir beceriklilik ve yardımlaşma sistemi görürüz. Bütün bu sistemlerin sonunda ortaya çıkan hizmetler de biz insanlara yöneliktir. Şu ellerini uzatmış ağaç binlerce elmayı kime sunuyor? Bize değil mi? Şu koparılmayı bekleyen fasulyeler kimin için hazırlanmış? Bizim için değil mi? Şu kuzu bir müddet sonra büyüyecek ve bizim için süt üretmeye başlayacak. Otları işleyip de süt imal edecek bir fabrikayı insanlık henüz icat edemedi. Ama koyunlar ve inekler binlerce seneden beri ot yiyip süt yapıyorlar ve bunu bize sunuyorlar. Şu arı kovanına bakın. Vızır vızır işleyen, bir an durmak bilmeyen bu hayvancıklar dünyanın en mükemmel besinini üreten fabrikaları o küçücük vücutlarında taşıyorlar. Halbuki bunlar yumurtadan ilk çıktıkları zaman ağzına konan yiyeceği yemekten başka hiçbir şey bilmeyen birer yaratıktılar. Ömürleri 6 hafta gibi çok kısa bir zamandan ibarettir. Bu kısacık zaman içinde büyüyüp, gelişip bir arı kovanının bütün hizmetlerini öğrenmeleri ve bal yapıp biz insanlara sunmaları gerekmektedir. Bu hızlı gelişme için hayata ilk gözlerini açtıkları gün kaç öğün yemeye ihtiyaçları vardır dersiniz? 1 değil, 3 değil, 10 değil, 100 değil, tam 1300 öğün. Burada kendilerinden birkaç hafta önce dünyaya gelmiş olan ablaları karşılar. Günde 1300 defa kardeşlerini doyurur ve onları hayata hazırlarlar. Sonra hep beraber çalışır, çiçek çiçek dolaşır, besinlerin en tatlısını peteklerinde bizim için depo ederler. Bir arıcığın bütün ömrü boyunca yapabildiği bal 50 gramdan ibarettir. Ama on binlerce arı el ele verdiğini, bir tek kovandan günde 1 kilo bal çıkabilir. Arıların kendileri bu kadar balın pek azını kullanır. Gerisi bizim içindir. Bu dinmek bilmeyen faaliyetin, yorucu çalışmaların gayesi insana hizmettir. Onları da biz kendimize hizmetkar tutmadık. Vücutlarında bal fabrikaları kurup çiçek çiçek dolaşmalarını biz öğretmedik. İşte etrafımızdaki bütün varlıkların yardımlaşması sonucudur ki biz insanlar
bu dünya üzerinde varlığımızı devam ettirebiliyoruz. Hayatın her türlü nimetlerinden faydalanıp ağız tadıyla yaşayabiliyoruz. Hayat mücadeledir diyenlere bakmayın. Yaşamak için neyin mücadelesini veriyoruz ki hayat mücadele olsun? Gökyüzüne güneşi biz mi yerleştirdik? Dünyanın etrafına atmosferi biz mi sardık? Gökyüzündeki gübre fabrikalarını biz mi kurduk? Ege Denizi'nin suyunu bulutlara yükleyip Anadolu'nun uzak köşelerine taşıyan biz miyiz? Karbondioksit ve diğer zehirli gazlarımızla kirlettiğimiz havayı temizlemek için dağ başlarına ormanları biz mi yerleştirdik? Bitkileri, koyunları, inekleri, arıları biz mi icat ettik? Hayır, biz dünyaya gözümüzü açtığımız anda bütün bunları hazır buluyoruz. Bakıyoruz ki dünya bizim için hazırlanmış. Canlı ve cansız bütün varlıklar bizim hizmetimize koşuyor. Güneş bizim için bir soba olmuş. Ay bir kandil gibi gecelerimizi ışıklandırıyor. Çiçekler dünyamızı süslüyor. Kuşlar hayatımızı şenlendiriyor. Meyveler bir ziyafet sofrası gibi önümüze serilmiş. Hayvanlar bizim hizmetimizde. Yerin altı tıpkı bir evin bodrumu gibi bütün ihtiyaçlarımızı saklıyor. Petrolden kömüre, tuzdan demire kadar ne lazımsa hepsi orada var. Bütün bunların hiçbirini biz hazırlamadık. Öyleyse bir başkası bunları bizim için hazırladı. Hem güneşe, hem dünyaya, hem havaya, hem toprağa, hem hayvanlara, hem bitkilere hükmünü geçiren birisi. Dünyayı bize şirin bir yuva halinde düzenledi. Sonra bizi bu yuvaya misafir etti. Kimdir o? Niçin bu yuvayı bize hazırladı? Niçin bizi buraya gönderdi? Bizden ne bekliyor? Bütün dünyayı, hatta koca güneşi bile bizim hizmetimize veren ve bize bu kadar iyiliklerde bulunan birisi demek ki bizi çok seviyor ve bizi sevdiğini göstermek istiyor. Biz de onu sevdiğimizi nasıl göstermeliyiz? Bizim can zaman zaman bunları düşünür dururdu. Can da mı kim? İşte ekranda görüyorsunuz. Bir arkadaşımız can. Bazen gülen, bazen üzülen, bazen sevinen, koşan, oynayan bir çocuk. Almanya'da doğdu. İlkokulu, ortaokulu orada bitirdi. Bazen okula papazlar geliyor, Alman çocuklarına din dersi veriyorlardı. Böyle günlerde Can, diğer Türk çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkıyordu. Çünkü Müslümandı. Fakat dini hakkında fazla bilgisi yoktu. Bir gün babası ona Türkiye'ye izne gideceklerini müjdeleyince uçacak gibi oldu. Evvelki gidişlerinden hayal meyal hatırladığı memleketine yine kavuşacaktı. Köyüne varınca yine kendisini tabiatın kucağına atacak, yaylaya çıkacak, elma bahçelerinde dolaşacaktı. Böylece ailesiyle birlikte Türkiye'ye, Uludağ eteklerinde şirin bir köy olan Alaçamlı köyüne döndüler. Ve bir sabah Can ezan sesleriyle gözünü açtı. Almanya'daki sabahlardan çok farklı bir sabahtı bu. Ezan sesinin tatlılığı o günün diğerlerinden çok değişik bir gün olacağını müjdeliyor gibiydi. Kahvaltıdan sonra Can dışarı çıktı. Köy yolunda dolaşmaya başladı. Derken köylülerden birine rastladı. Ondan sonra, sonrasını isterseniz beraber takip edelim. Merhaba, adın ne senin? Can. Yeni geldiniz galiba, tuhaf tuhaf bakıyorsun da. Almanya'dan birkaç gün önce geldik İzmir. Orada doğdum ben. Almanya'yı seviyor musun? Benim vatanım burası, Türkiye'yi seviyorum. Türkiye cennet gibi güzel. Sen cennet görmedin ki. Babam anlattı, çok güzelmiş. Ya evet, ancak iyi insanlar, Allah'ın emrini tutanlar cennete gidecek. Cennete gitmek için ne yapmalı? Allah'ı tanımalı oğlum, sevmeli. Peki Allah nasıl tanınır? Tadı Almanya'dakilerine benzemez. Az önce kopardım, tazedir. Tadı çok güzel. Teşekkür ederim efendim. Bana teşekkür etme oğlum. Ya kime edeyim? O meyveyi şuradaki ağaçlardan kopardım. Gel istersen birlikte görelim.
İstediğin kadar koparabilirsin. Teşekkür. Bana değil, ağaca teşekkür et. Bak, elma ağacı dallarını uzatmış, sana meyvelerini veriyor. İstersen toprağa teşekkür et oğlum. Çünkü toprak olmasaydı ağaç da olmazdı. Ve sen bu meyveyi yiyemezdin. Hiçbirimiz yiyemezdik. Çok doğru. Ağacın aklı var mı sence? Sanmam. Canlı olduğunu okumuştum ama hiç kimse ağaçların akıllı olduğunu söylemedi. Yok ya. Ama şu kara topraktan, şu balçıktan, su ve çamur yiyip ayrı renklerde, ayrı lezzetlerde meyveler yapmasını biliyor. Büyük bir konserve fabrikasından daha büyük bir ustalıkla meyveleri muhafaza ediyor. Meyvesine göre ince yahut kalın kabuklarla sarıp koruyor. Ağaca bu marifeti kim öğretti? Ağacın öğretmeni kimdir? Kimdir? Onu tanıyınca bu meyveleri, çiçekleri verdiği için teşekkür edecek misin? Hem de nasıl? O Allah'tır. Allah nasıl tanınır diye sormuştun. İşte böyle tanınır. Sonsuz gücü, sonsuz sanatı, her yerde ve her şeyde, her işte böyle görülür. Gel sana etrafı gezdireyim. Daha önce görmüş müydün? Ördekler bunlar. Ne kadar sevimli değil mi? Almanya'da görmüştüm. Koca parklar var. Çoğunda da havuz bulunur. Ördekler, kazlar yüzer. Tıpkı bunlar gibi. Ördeğin yumurtadan çıktığını bilirsin herhalde. Herkes bilir. Ördek yavrusunun yumurtadan çıkar çıkmaz yüzmeye başladığını bilir misin? Evet. Bir insan yürüyebilmek için bir yıl bekler. Üstelik annesi babası ona yardım eder. Yürümeyi çabuk öğreneyim diye babam bana yürüteç aldı. Kaç aylık yürüdüğünü söylediler mi? Tabii, 11 aylıkken yürümüşüm. Çok mu geç? 10'u sen bulacaksın evlat. Bir ördek yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz yüzebiliyor. Derine dalıp yiyeceğini bulabiliyor. Sonra bir karınca yumurtadan çıkar çıkmaz kardeşlerinin bakımını üstlenebiliyor. Ve onlara bir anne gibi davranabiliyor. Bir sinek dünyaya gelir gelmez uçuyor ve hortumunu da bir sondaj aleti gibi kullanarak beslenmesini sağlayabiliyor. İnsan sadece yürümeyi bir yılda falan öğretebiliyor. Kendisine hayat boyu lazım olacak bilgileri de almak için okullara gidiyor. Kitaplar okuyor. Peki yumurtanın içinde bulunan ördek yavrusuna yüzmeyi, avlanmayı kim öğretti? Hı? Civcivin öğretmeni kimdir? Hangi okullarda eğitim görmüştür? Söyle bakayım. Ha, bana öyle bakma oğlum. Uzaydan gelme bir yaratık değilim ben. Sadece çevremde olup bitenleri anlatıyorum sana. Elimden de başka bir şey gelmez zaten. Ben de bunca yaşıma rağmen bir ördek yavrusu gibi yüzemiyorum. Bir ağaç gibi meyve yapamıyorum. Bir kuş gibi uçamıyorum. Şu çiçeği görüyor musun? Her sene açar. Hep aynı renkte, aynı kokuda, aynı desende. Bir kere olsun şaşırdığını görmedim. Sanki toprağın içinde çiçek fabrikası var. Bu aralar çok tuhaf yaratıklardır. Bal alınacak çiçeği bilirler. Çok da çalışkandırlar. Aralarında tam bir iş bölümü vardır bunların. Kimi su taşır, kimi balozu taşır, kimi kovanı bekler, kimi yavru arıları besler. Ne dersin? Çiçek özüyle suyu karıştırıp o yemeye doyamadığımız lezzette bal yapmasını öğrenmek için kaç üniversite bitirmişlerdir acaba? Nereden öğrenmişlerdir? Kim öğretmiştir? Arıların öğretmeni kimdir? Sabırlı ol, anlatacağım.
Aslında Allah'ın varlığını ve birliğini anlamak için insanın sadece kendisine bakması bile yeter. Söyle bakalım, aynaya bakar mısın? Evet, herkes bakar. Peki ne görürsün? Tabii kendimi. Kendini aynada seyrederken gözlerini, kulaklarını, hatta göz kirpiklerinin ne kadar işe yaradığını düşündüğün olur mu hiç? Doğrusu hayır. Onlar bize Allah'ın birer hediyesidir. Bütün etrafında gördüğün ağaçlar, çiçekler, meyveler, ördekler, kuşlar gibi bize Allah'ın bir armağanıdır. Ben sana bir elma verdiğimde teşekkür etmiştim. Ya bütün bunları verene nasıl teşekkür etmen lazım? Nasıl şükretmen lazım biliyor musun? Nasıl? Allah bize verdiği bunca şeye karşılık bizden yalnızca 3 şey ister. Birincisi zikir, ikincisi fikir, üçüncüsü şükür. Bunlar nasıl yapılır? Anlatın lütfen. Bir şey yemeye başlamadan önce onu bize veren Allah'ın adını anmalıyız. Onun adıyla yemeye başlamalıyız. Yani Bismillahirrahmanirrahim demeliyiz. Bu zikirdir. Yemeği yerken bütün bunları bize veren Allah'ı düşünmeliyiz. Bize bütün bunları veren Allah'ın bizi sevdiğini, bizim de onu sevmemiz gerektiğini düşünmeliyiz. Şu elma ne güzelmiş, şu armut ne güzel yaratılmış demeliyiz. Bu fikirdir. Yemeğin sonunda ise bizi yaratan, her şeyi yaratan, dünyamızı ihtiyacımız olan şeylerle donatıp emrimize veren ve hizmetimize sunan Allah'a teşekkür etmeliyiz. Bu da şükürdür. Anlayabildin mi oğlum? Galiba anladım. Siz mi yaptınız? Evet, evet, ben yaptım. Gel sana nasıl yaptığımı anlatayım istersen. Bir çivi fabrikasında yapılan çivilerden 2 kilo satın aldım. Bunun için 1 avlura fiyat ödedim. Kestiğim ağacı hızarcıya biçtirdim. Ona da bir fiyat ödedim. Çiviyi şu ellerimle çaktım. Ellerimi yaratana ne fiyat ödemeliyim? Çiviyi çakacağım yeri, keseri vuracağım yeri gözlerimle gördüm. Gözlerimi yaratana ne fiyat ödemeliyim? Biliyor. Zikir, fikir, şükür. Evet tabii, onlar da var. Ama yiyecek içecekler için. Şu vücudun, şu mükemmel organların fiyatı da ibadettir. Gördüğümüz ve görmediğimiz yerlerde bulunan organlarımız günün her saati tıkır tıkır işliyor. Midemiz, karaciğerimiz, kalbimiz, böbreklerimiz, akciğerlerimiz, pankreasımız tatil yapmadan hizmetimizi görüyor. Birinden biri arıza yaparsa hastalanıyoruz. Kalbimiz durursa ölüyoruz. Bunları milyonlarca liraya satın alamayız. Oysa hepsi doğuştan bize armağan edildi. Karşılığında da ibadet istenildi. Şükür istendi. İbadetin ne olduğunu biliyor musun? Namaz. Evet, biri namaz. En başı. Çünkü namaz dinin direğidir. Bundan başka Ramazan'da orucunu tutmak, imkanın müsait olan kişiler için zekat vermek ve hac yapmak. Bir de en başta kelime-i şehadet getirip Müslüman olmak. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Kim yarattı? Toprağa bir avuç tohum atıyorlar. Tohum toprağa karışıp filizleniyor. Derken zamanla koskoca ağaç oluyor. Bunları okudum biliyorum. Okumadığım şu ki bir minik tohum koca bir ağacın planını içinde nasıl saklıyor? Toprağa karıştıktan sonra filizlenmesi gerektiğini nasıl biliyor? Ne kadar akıllı maşallah. Görevini hiç unutmuyor. Bu da vaktiyle minicik bir tohumdu. Toprağa karıştı, filizlendi, büyüdü ve bir ağaç oldu. Ah, bir Alman çocuğu bana insan öldükten sonra hiç dirilir mi demişti de cevap verememiştim. Tohum toprak altına gömülüp çamura karıştıktan sonra diriliyor ya. İnsan niye dirilmiş? Her kışta ölen bitkileri, her ilkbaharda yeniden dirilten Allah'ın kudreti için insanı tekrar diriltmek hiç zor olur mu?
tabloyu yapan bir ressam varsa, şu dünyayı yapan bir Allah elbette olmalıdır. Üstelik dünya bu tablodan daha büyük, daha güzel, hem de canlı. Bu küçücük cansız tablo bile boyaların kendi kendine karışmasıyla tesadüfen meydana gelemez. O boyalardan bu tabloyu çıkaracak bir ressam lazım. Öyleyse bu dünyayı meydana getirmek için de gücü ve sanatı sonsuz birisi lazım. Evet, yaşlı amca gerçekten haklı. Bu kadar mükemmel çalışan beynimi kim yarattı? İnsan beyni kendi kendini programlayabilseydi, elektronik beyin de bunu yapabilirdi. Elektronik beyni insan programlıyor. İnsan beynini programlayan kim? Yanlış yerde duruyorsun. Niye? Annemle babam hep bu tarafa dönüyorlar. Onu demedim. Seccadenin yanlış yerinde duruyorsun. Burada durman lazım. Dur buraya. Bari bundan sonra ne yapılacağını biliyor musun? Aşağı yukarı biliyorum ya sen? Hareketleri biliyorum ama duaların yerinden emin değilim. İşte onu ben de bilmiyorum. Almanya'da babamla gittiğimiz bayram namazlarını hatırlıyorum. Orada hoca okuyor, biz de dinliyorduk. Ama her gün kılınan namazlar bayram namazından farklı olmalı. Çok fark var mıdır? Ben bayram namazı kılmadım ki. Öyleyse nereden biliyorsun? Babam geldi. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk yavrum. Ne o? Sizi güzel bir işten alıkoydum galiba. Şey baba, abim namaz kılacaktı da. Ya sen kızım? Ben de isterdim babacığım ama... Aması ne? Nasıl kılınacağı konusunda bir türlü anlaşamadık. Demek münakaşanız buydu. Evet babacığım. Babacığım sen bize namaz kılmasını öğretir misin? Tabii kızım. Aslında bunu daha önce size benim öğretmem gerekirdi ya, nasip bugünmüş. Allah'a şükürler olsun ki namaz kılmayı kendiliğinden isteyen iki tane yavrum var. Şimdi ben size abdestin nasıl alınacağını, namazın nasıl kılınacağını tek tek göstereceğim. Öğrenmekte güçlük çekeceğinizi hiç sanmıyorum. Öğrendikten sonra da artık namazlarımızı beraberce kılarız. Hatta camiye giderken Can da benimle gelir. Canan da annesiyle beraber ana kız namazlarını kılarlar. Baba, sabah namazına kalkmak çok zor oluyor mu? Başlangıçta birkaç gün zor geleceğini sanırım. Ama hemen alışırsın. Hele sabahın alacakaranlığında dışarı çıkıp o mis gibi havayı ciğerlerine çekmek. Camiden çıkarken tabiatın uyanışını seyretmek yok mu? Bu yaşıma geldim. Hayatımda günün o saatlerinden daha zevkli bir an yaşamadım. Ağaran tan yeri, siyahtan dalga dalga maviye dönüşen gökyüzü, ağaçlara doluşmuş binlerce kuşun cıvıltısı. İnanın ki tarif edilecek gibi değil. En iyisi o anı yaşamak çocuklar. Bu akşam biraz daha erken yatarsınız. Ben de sabah namazında sizi kaldırırım. O zaman gözlerinizle görürsünüz, olur mu? Olur babacığım. Tabii babacığım. Pekala. Şimdi namazların nasıl kılındığına geçelim öyleyse.
Namaz kılmak için temizlik şarttır. Üstümüzde, başımızda ve namaz kıldığımız yerde pislik olmaması gerekir. Ayrıca abdestli olmak da gereklidir. Şimdi abdestin nasıl alındığını göreceksiniz. Niyet edip evimizi besmele çektikten sonra ellerimizi yıkayarak abdest almaya başlıyoruz. Buradan itibaren dikkatinizi çekeceği gibi hareketlerden birçoğunu üçer defa tekrarlıyoruz. Böylece temizliğin tam olmasını sağlamış oluyoruz. Bakın, yüzünde kuru yer kalmaması için nasıl dikkat gösteriyor. Önce sağdan başlıyoruz. Kollarımızın dirseklere kadar iyice ıslanmış olması ve kuru yer kalmaması gerekir. Tabii bunu yaparken suyu gelişigüzel harcamıyoruz. 3 avuç su yeter de artar bile. Islanmış eli başımıza, kulaklarımıza ve boynumuza sürüyoruz. Parmakların nasıl kullanıldığına dikkat edin. Yine sağdan başlıyoruz. Topuklara kadar hiçbir kuru yer kalmayacak. Ve böylece de abdestimiz tamamlanmış oluyor. Artık namazların günde 5 vakit kılındığını biliyorsunuz. Ayrıca her bir vakit namazın da kendi içlerinde cinsleri vardır. Tabloda gördüğünüz gibi farz namazlar var, sünnet olan namazlar var, bir de vacip olan vitir namazı var. Farz namazlar üzerimize borç olan namazlardır. Eğer biz bu tabloda yazılı olan namazlardan sadece farz olanlarını kılarsak, Allah'a karşı namaz borcumuzdan kurtulmuş oluruz. Onun kadar kuvvetli olmasa da yine üzerimize borç olan bir de vitir namazı vardır. Onu da vacip olarak sınıflandırıyoruz. Sünnetlere gelince, bunlar her ne kadar üzerimize borç değilse de farz namazlardan ayrı olarak Peygamber Efendimizin kılmış olduğu namazlardır. Allah'a kulluk etmenin ve onun nimetlerine şükretmenin en güzel örneklerini veren Peygamber Efendimizin bu güzel adetini bugün Müslümanlar olarak biz de devam ettiriyoruz. Böylece o en üstün insana benzemek istediğimizi, onu her konuda rehber kabul ettiğimizi ve onu sevdiğimizi göstermiş oluyoruz. Tabii böylelikle de onun sevgisine de hak kazanmış oluyoruz. Sünnetler farz namazlardan önce veya sonra kılınışına göre ilk sünnet yahut son sünnet adını alırlar. Tabloda gördüğünüz rakamlar ise her bir namazın kaç rekat olduğunu gösteriyor. Rekatın ne olduğunu az sonra namazın kılınışını seyrederken göreceksiniz. Şimdi sabah namazının 2 rekatlık sünnetinden başlayacağız. Bunu iyice kavradıktan sonra diğerlerini anlamak hiç zor olmayacak. Namaz kılmadan önce seccademizi belli bir yöne doğru serdiğimizi ve o tarafa yönelerek namaz kıldığımızı biliyorsunuz herhalde. Niçin o tarafa doğru seriyoruz? Dünya üzerindeki bütün Müslümanlar namazlarını kılarken tek bir yöne, Mekke'ye yönelirler. Biz buna kıble diyoruz. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Namaza başlamadan önce hangi namazı kıldığımızı niyetle ifade ediyoruz. Şimdi tekbir getirirken ellerimizi nasıl tutacağımıza dikkat edin. Allahu Ekber. Kadınlar için bu durum biraz farklıdır. Onlar ellerini omuz hizasında tutarlar.
Ellerin bu durumu da erkekler içindir. Kadınlar ise ellerini göğüs hizasında üst üste koyarlar. Şimdi neler okunduğunu sessizce takip edelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebareke ismük ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veladdallîn. Amin. Şimdi okunacak olan kısım Zamm-ı Sûre olarak adlandırılır. Kur'an'dan küçük bir bölümdür. Ya birkaç ayet veya küçük surelerden biri. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şâni'eke huvel ebter. Allahu ekber. Sübhane rabbiyel azim, sübhane rabbiyel azim, sübhane rabbiyel azim. Semi'allahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd. Allahu ekber. Subhane rabbiyal ala, subhane rabbiyal ala, subhane rabbiyal ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhane rabbiyal ala, subhane rabbiyal ala, subhane rabbiyal ala. Allahu ekber. İlk rekat tamamlandı. Şimdi ikinci rekata başlıyoruz. Tekbir yok, sübhaneke yok. Doğrudan Fatiha'yı okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veladdallîn. Amin. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Semi'allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allahu ekber. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Allahu ekber. Oturacağız ve belli duaları okuduktan sonra selam vererek namazı bitireceğiz. Bu oturuş şekli de erkekler içindir. Kadınlar ayaklarını yana uzatarak daha rahat şekilde otururlar. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sabah namazının farzını da aynen sünneti gibi kılacağız. Yalnız farzdan önce erkekler kâhmet getirirler. İşte duyuyorsunuz. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalah, hayya alelfelahi, hayya alelfelah. Kad kâmetissalatu, kad kâmetissalah. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya.
buradan itibaren aynen bir önceki namazda okuduğumuz ayet ve duaları okuyarak namazımızı bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi sabah namazının sünnetiyle farzının kılınışları arasında hiçbir fark yok. Aslında bütün iki rekatlı namazlar aynı şekilde kılınır. Öğle, akşam ve yatsı namazının iki rekatlı sünnetlerini de aynen sabah namazı gibi kılıyoruz. Tabii niyet ederken hangi namazı kılıyorsak o namazı niyetimizde belirtiyoruz. Sabah namazından sonra sıra hangi namaza çocuklar? Öğle namazında. Evet, önce ilk sünnetten başlıyoruz. Bunda rekat sayısı farklı ama kılınış şeklinde büyük bir değişiklik yok. Buraya kadar bir değişiklik olmadı. Şimdi Ettehiyyatü'yü okuduktan sonra başka bir dua okumadan üçüncü rekata kalkıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci ve üçüncü rekatlarda oturma yok. İkincide oturduk. Dördüncüde yine oturuyoruz. Yine sabah namazının sonundaki duaları aynen okuyup selam veriyoruz. Baba, bütün iki rekatlı namazlar birbirinin aynıdır demiştin. Dört rekatlı namazlar da birbirine benzer mi? Bazı farklar var kızım. Ama öyle büyük farklar değil. Okuduğumuz dualar sabah namazında okuduklarımızdan ibaret. Sadece bunların nerede okunup nerede okunmaması gerektiğini göreceğiz. Öğle namazının ilk sünnetiyle diğer dört rekatlı sünnetler arasındaki farkı görelim. Bu fark ikinci ve üçüncü rekatlarda karşımıza çıkıyor. Şimdi sen söyleyeceksin. İkindi namazının sünnetiyle öğle namazının ilk sünnetinin ikinci rekatları arasında ne fark var? Salavatlar. Evet, ikindi namazının sünnetinde ikinci rekatı selavatlarla bitiriyoruz. Ondan sonra üçüncü rekata kalkıyoruz. Canan, üçüncü rekattaki farkı sen söyleyebilir misin? Evet baba, öğle namazında üçüncü rekata Fatiha ile başlıyorduk. Bu defa Fatiha'dan önce Sübhaneke'yi okuyoruz. İşte bu kadar. İkindi ve yatsı namazlarının dört rekatlı sünnetlerini de böylece öğrenmiş oluyoruz. Ama baba, yatsı namazının ilk sünnetini daha görmedik ki. Buna lüzum yok Can. Çünkü yatsı namazının ilk sünneti aynen ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Arada hiçbir fark yok. Babacığım, o zaman bütün sünnetleri öğrenmiş oluyoruz değil mi?
Evet kızım, şimdi kısaca farzları da öğrenelim. Aslında farzları öğrenmek daha kolay. Çünkü 4 rekatlı bütün farzlar birbirinin aynı. Şimdi öğle namazının farzını öğrenirken aynı zamanda ikindi ve yatsı namazının farzını da öğrenmiş olacağız. Başlarken bütün farz namazlarda olduğu gibi kâmet getiriyoruz. Öğle namazının farzına diye niyet ediyoruz. İlk 2 rekatı bildiğimiz şekilde kılıyoruz. 2. rekatın sonunda sadece ettehiyyatü'yü okuyup ayağa kalkıyoruz. İşte farz namazlarının sünnetlerden farkı burada çocuklar. 3. ve 4. rekatlarda yalnız Fatiha okuyoruz. Zamm-ı sure okumadan rüküya gidiyoruz. Dördüncü rekatın sonunda oturduğumuz zaman diğer namazların sonunda okuduğumuz duaların aynını okuyup selam veriyoruz. Farz namazlardan da 2 ve 4 rekatlı olanlarını gördük. Geriye ne kaldı? Akşam namazı. Evet, akşam namazının farzı 3 rekatlık bir namaz. Bunun farkı da son derece basit. 4 rekatlık bir farz namazın 3. rekatını aradan çıkardığımızı düşünün. Geriye en son hangi rekat kalır? 4. rekat. İşte akşam namazının 3. rekatını aynen diğer farz namazların 4. rekatı gibi kılıyoruz. Evet, şimdi sorayım bakalım. Henüz öğrenmediğimiz namaz kaldı mı? Vitir namazı. Güzel. Bu şimdiye kadar gördüklerimizden biraz daha değişik bir namaz. Bunda yeni bir dua öğreneceğiz. Bunun adı kunut duası. Şimdi takip edelim. Birinci ve ikinci rekatlar herhangi bir farz namazın ilk 2 rekatı gibi kılınır. Oturduktan sonra ettehiyyatü'yü okuyup 3. rekata kalkıyoruz. Üçüncü rekata Fatiha ile başlıyoruz. Zamm-ı sureyi okuyoruz. Şimdi dikkatle bakın. Allahu Ekber. Gördünüz mü, rüküye gitmedi. Namaza yeni başlıyormuş gibi tekbir aldı. Şimdi kunut duasını okuyacak. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyke ve nüthni aleykel hayra küllehu neşkuruke ve la nekfuruk ve nehle'u ve netruku men yefcuruk. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. الله أكبر. Bundan sonrası bildiğiniz gibi oturup gereken duaları okuyarak namazı bitiriyoruz.
Allah. Bana verdiğin akıl sayesinde düşünüp her yerde senin sanatını, senin mührünü, senin imzanı görüyorum. Ve gene sana inanmak üzere yarattığın kalbimle sana iman ediyorum. Beni Müslüman olarak yarattığın ve o amcayı karşıma çıkardığın için sana teşekkür ederim. Senin sayende yaşıyor, görüyor, duyuyor, düşünüyor ve konuşuyorum. Verdiğin her şey için sana şükürler olsun. Büyük Allah'ım, beni, annemi, babamı, kardeşimi, akrabalarımı, dostlarımı ve bütün Müslüman kardeşlerimi koru. Her türlü kötülüklerden esirge. Memleketimi, milletimi muhafaza et. Allah'ım, faydalı olacak şeyleri bana öğret. Bilgimi arttır, imanımı kuvvetlendir. Doğru yoldan ayırma. Yüceler yücesi Rabbim, sana inandım, sana güvendim, teslim oldum. Yalnız sana dayandım. Yüzümü de, kalbimi de sana çevirip ellerimi açtım. İmanla yaşamayı ve imanla ölmeyi nasip eyle. Gün yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Aşkınla yaşar gözler, firakınla yanar özler. Mübarek Ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Mübarek Ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Veda edip masivaya yalvarıp yüce Mevla'ya, şefaati Mustafa'ya erelim ya Resulallah. Şefaati Mustafa'ya erelim ya Resulallah. Peygamber Efendimiz bir gün yanındakilere sordu: sizden birisinin kapısı önünde bir nehir aksa, o kimse günde 5 kere o nehirde yıkansa, vücudunda kirden eser kalır mı? Cevap verdiler: kalmaz ey Allah'ın Resulü. O zaman Peygamberimiz şöyle buyurdu: İşte günde 5 vakit namaz da böyledir. Allah insanın günahlarını namazla yıkar, temizler. Gerçekten de namaz, insanı maddi ve manevi bütün kirlerden temizleyen yüce bir ibadettir. Maddi temizlik abdestle gerçekleşir. Namaz kılan insan önce abdest alır. Ellerini, kollarını, yüzünü, başını, boynunu, kulaklarını, ayaklarını temizler. Bunun yanında bir de manevi temizlik vardır. Ruhumuzun da kalbimizin de sık sık temizliğe ihtiyacı olur. Çünkü el, ayak gibi organlarımız nasıl her gün çeşitli sebeplerle kire, toza, toprağa bulanıyorsa, insanlık icabı olarak işlediğimiz çeşitli kusurlar sebebiyle ruhumuz da manevi kirlere bulanmaktadır. Ama insan ruhunu ve kalbini tutup suya sokamaz. Onun da kendisine göre bir yıkama usulü vardır. Bu da ibadettir.
İbadetin başlıcası ise namazdır. İşte namaz kılan kimse günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkar. Çiçeklerle, kuşlarla, kelebeklerle dünyamızı süsleyip çeşitli yiyeceklerle bize bir ziyafet sofrası hazırlayan Allah'a bu sonsuz nimetlerinden dolayı teşekkür eder, şükreder. İşlemiş olduğu kusurlarınsa affedilmesini ister. Bir daha o kusurları işlemeyeceğine söz verir. Sonra bakarsınız ki o insan birer ikişer kusurlarından vazgeçmeye başlamıştır. Tabii ki insan bir anda her şeyin en güzelini yapamaz. Okuma yazmayı yeni öğrendiğiniz günleri düşünün. Önce kekeleyerek okuyordunuz. Yazınız da pek düzgün değildi. Sonra okuya yaza zamanla daha düzgün okur, daha düzgün yazar hale geldiniz. Bunun gibi namaza başlarken de ilk anda en güzelini yapamadım diye üzülmeyin. Vazgeçemediğiniz kötü adetleriniz varsa bezginliğe kapılmayın. Deneyerek, tekrarlayarak bunların üstesinden gelirsiniz. Her geçen gün daha iyi bir insan olursunuz. Sonunda da toplum içinde parmakla gösterilen, herkes tarafından sevilip sayılan, Allah'a karşı olduğu gibi ailesine ve milletine karşı da vazifelerini eksiksiz yapan mükemmel bir insan haline gelirsiniz. Hem dünyada mutluluğu elde edersiniz, hem başkalarına da mutluluk dağıtırsınız. Hem de ahiretteki mutluluğunuzu kazanmış olursunuz. O zaman ölümden de korkmazsınız. Bilirsiniz ki siz ve sevdikleriniz toprak altına girdikten sonra başka ve daha güzel bir dünyaya gözlerinizi açacaksınız. Orada hiçbir kötülük, üzüntü, dert, ayrılık, ölüm olmayacak. Hep beraber Allah'ın nimetlerinden sonsuza kadar istifade edeceksiniz. Zaten biz bu dünyada bir imtihan için bulunuyoruz. Burada iyiler ve kötüler belli olacak. Vazifelerini tam yapıp iyi birer insan olabilenler sonunda cennete hak kazanıp ölümsüz mutluluğa erişecekler. Bu dünyada ne kadar çok sevap kazanırsak o mutluluğa o derece hak kazanmış oluruz. Bu bir ticaret gibidir. Yaptığınız yatırımlardan %20 kar ettiğinizi düşünelim. Eğer 100 lira yatırırsanız elinize 120 lira geçecek, yani 20 lira kazanmış olacaksınız. 1000 lira yatırırsanız elinize 1200 lira geçecek, yani karınız 200 liraya çıkacaktır. Tabii bu dünya hayatındaki ticaretlerde böyledir. Ahiret hayatına ait ticaretlerde, yani ibadetlerde ise kazanç miktarı bundan çok daha fazladır. Bir defa Allah öylesine rahmet sahibidir ki bizim işlediğimiz her iyiliğe karşılık en az 10 sevap yazmaktadır. Halbuki işlediğimiz her kötülüğe karşılık sadece bir günah yazılıyor. Günahlarımız birer birer artarken sevaplarımız 10-10 artıyor. Ne kadar büyük bir kazanç değil mi? Dahası da var. Her bir günümüz 24 saattir. Eğer bu 24 saatin her dakikasını ibadetle geçirebilseydik, acaba kârımız ne kadar çok olurdu, kim bilir? Ama diyeceksiniz ki hepimizin başında birçok iş var. Okulumuz var, derslerimiz var, evde bir takım işler var. Yemek yememiz lazım, oyun oynamamız lazım, uyumamız lazım. Bunlar da vaktimizin çoğunu alıyor. Bütün günümüzü nasıl ibadete ayıralım? İşte bunun da çok basit ve kolay bir yolu var. Bu öyle bir yol ki günde 1 saatinizi ibadete ayırdığınız zaman 24 saatinizi birden ibadetle geçirmiş gibi olursunuz. Bu da namazla mümkün olur. Günde 5 vakit namaz, abdestle beraber insanın ancak 1 saat gibi az bir zamanını alır. Fakat siz bu namazlarınızı kıldığınız takdirde geri kalan diğer bütün işlerinizde, tabii ki günah işler olmamak şartıyla, aynen ibadet yerine geçecektir. Diyelim ki sabah kalktınız, abdest alıp namaz kıldınız. Sonra oturup Bismillah dediniz, kahvaltınızı yaptınız. O da bir ibadet yerine geçip size sevap kazandıracak. Okula gittiniz, dersinize çalıştınız. O da sevap olarak defterinize kaydedilecek. Öğleyi, ikindiyi kıldınız. Arada yaptığınız işler yine ibadet yerine geçecek. Anneniz sizi bakkala gönderdi. Attığınız her adım size sevap kazandıracak. Yolda bir çiçek gördünüz. Güzelliğine hayran hayran bakıp Allah ne güzel yaratmış dediniz. O da size öyle sevaplar kazandıracak ki o sevapların büyüklüğünü
biz bu dünyadaki ölçülerimizle anlayamayız. Sonra akşam namazını kıldınız. Yemeğinizi yiyip ders çalışmaya oturdunuz. Dersinizin konusuna göre karşınıza çıkan varlıklar ve tabiat kanunları üzerinde düşünüyorsunuz. Allah'ın sanatını hatırlıyor, Allah'a karşı sonsuz bir sevgi ve şükran duygusunun bütün varlığınızı kapladığını hissediyorsunuz. Bu da en üstün bir ibadettir. O zaman şüphesiz ki dersinize de daha bir canla, şevkle sarılacaksınız. Daha çok okuyup daha iyi anlayacaksınız. Belki o ana kadar size sıkıcı gelen pek çok konular ilginizi çekmeye başlayacak. Çok okuyan, çok öğrenen bir insan olacaksınız. Sevaplarınızsa her geçen gün kat kat artacak. Tabii bütün bunlar namaz sayesinde. Namaz uykunuzu da ibadet haline getirir. Çünkü yatsı namazını kılıp da yatağa girdiğiniz zaman tekrar ertesi gün sabah namazını kılıp diğer vazifelerinizi yapabilmek niyetiyle yatıyorsunuz. Bu vazifeler için size güç lazım, enerji lazım, dinlenme lazım. Dolayısıyla uykunuzun hedefi de ibadet ve çalışma oluyor. O yüzden yatakta her şeyden habersiz geçirdiğiniz saatlerde siz hiç farkına varmadığınız halde defterinize sevap olarak kaydediliyor. Görüyorsunuz, günde 5 vakit namaz için ayıracağımız 1 saatlik zaman bize neler kazandırıyor. Böyle bir kazancı elden kaçırmak akıl kârı olur mu hiç? Hemen bugünden tezi yok, ilk namaz vakti girer girmez Bismillah deyip başlayalım, olur mu? Yanlış yaparım, eksik yaparım diye endişe etmeyin. Başlayın yeter. Zamanla çok daha iyisini yaparsınız. Hele bir abdestinizi alıp Allah'ın huzuruna durun. Bakın ruhunuzun nasıl yıkanıp tertemiz hale geldiğini hissedeceksiniz. Ondan sonra açın ellerinizi Allah'a. İsteyeceğinizi isteyin. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. İsteyeceğiniz şey ne kadar büyük olursa olsun onu vermek Allah'a zor gelmez. Yeter ki siz ibadet ve duanıza devam edin. Sabırla beklemesini bilin. Firkatin narine yandım ya Resulallah neden? Firkatin narine yandım ya Resulallah neden? Kalmadı sabrete hamdül, bir karar oldum neden? Kalmadı sabrete hamdül, bir karar oldum neden? Aşık منه شراب ومنه شجر
لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن
Sadakallahü'l-Azim. O Allah'tır ki gökten size yağmur indirdi. O yağmurda size hem içecek su vardır, hem de ağaç ve otlar yeşerir. Siz de hayvanlarınızı otlatırsınız. O yağmurla Allah ekinleri, zeytinleri, hurmaları, üzümleri ve diğer bütün meyveleri sizin için bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için Allah'ın varlık ve birliğine işaret vardır. Ve gündüzü, güneşi ve ayı da Allah sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar size bütün bunları veren Allah'ın emriyle hareket eder. Şüphesiz bunda akıllarını kullananlar için işaretler vardır. Allah'ın yeryüzünde sizin için rengarenk yarattığı şeylerde de düşünmesini bilenler için işaretler vardır. O Allah ki denizleri ve okyanusları da sizin hizmetinize verdi. İçindeki taze balıklardan yiyesiniz, süs eşyalarını çıkarıp takasınız diye. Gemilerin suyu yara yara denizde akıp gittiklerini görürsünüz. Bu Allah'ın size hazırladığı rızkı arayıp bulmanız ve onun nimetlerine şükretmeniz içindir. Yeryüzü sizi sarsmasın diye dağları dikti. Kolaylıkla gidip yolunuzu bulasınız diye nehirler ve yollar, daha nice alametler yarattı. İnsanlar yıldızlar vasıtasıyla da yollarını bulurlar. Bütün bunları yaratan Allah hiçbir şey yaratamayan varlıklar gibi olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Şüphesiz ki Allah merhamet sahibidir ve günahları çok bağışlayandır. Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'ı bırakıp da kendilerine yalvardıklarınızsa hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri yaratılmıştır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Yediğimiz her lokmada, aldığımız her nefeste milyarlarca canlı ve cansız varlığın hizmeti var. Bu varlıklardan bir tanesinin yardımı noksan kalsaydı, yeryüzünde biz olmazdık. Mesela solucansız veya bakterisiz bir dünyada yaşayamazdık. İşte üzerinde yaşadığımız dünyayı yaşayan bir gezegen yapan kanun, yardımlaşma. Durup dinlenmek bilmeden birbirinin yardımına koşan yaratıklar. En modern bir bilgisayardan daha mükemmel programlarla işleyen canlı topluluklarında akıl almaz yardımlaşma örnekleri. Dünya nüfusundan binlerce defa daha kalabalık bir hücre topluluğunu barındıran insan vücudunda bizim haberimiz bile olmadan sürüp giden yardımlaşma ve dayanışmalar. Ve sizin ve çevrenizin hayatını değiştirebilecek
en sağlam prensipler. Moral Kuşağı'nın ikinci programı yardımlaşma dünyasında. Aslını sorarsanız Müslümanları, hele Türkleri sevmem. Bununla birlikte öyle şeyler gördüm ki beni derinden etkiledi. Aslında Osmanlıları hiç sevmem. Kitabımda bunu açık açık belirttim. Ama gördüklerime öyle şaştım ki bunları da yazmadan edemedim. Birinci sayfadan 30. sayfaya kadar bütün borçları toplar mısın ödeyeceğim? Az önce varlıklı bir kardeşimiz o işi yaptı. Şaşırma Ahmet ağa, bu odunlar varlıklı bir din kardeşinin kış armağanıdır. Güle güle yak. Hasta anam yatağında titremeyecek. Babam soğuk suyla abdest almayacak. Çocuklarım soğukta titreşip durmayacaklar. Rabbim, ne yüce bir dinin mensubuyum. Yardımlaşma dünyasını seyrettikten sonra hayata çok daha değişik bir gözle bakacaksınız. Başlangıçta hepimiz birer hiçtik. Sonra iğne ucu kadar bir hücre içinde kaderimiz çizildi. Olmazlar oldu, akıl almaz hadiseler birbirini takip etti. Her saniyesi mucizelerle dolu aylar yaşadık. Ve sonunda nefes alan, işiten, gören, hisseden, düşünen birer insan haline aldık. Moral Kuşağı'nın 3. programında hepimizin yaşayıp da hatırlamadığımız bu macerayı insan vücudunun içinden alınan gerçek görüntülerle takip edeceksiniz. Hayat mucizesi. Bu programı her ay en az bir defa mutlaka seyredin. Dünyada rastgele yaşamadığınızı göreceksiniz. Yıldızları ve galaksileri kudretinde tutan yaratıcının sizin hayatınıza verdiği önemi daha iyi anlayacaksınız. Sizi özene bezene yaratan sanatkara kendinizi daha yakın hissedeceksiniz.